özelliklerini anlatırken kafirler hakkında inen ayetleri Müslümanlara yorumlarlar buyurmuştu. Geçmiş videolarda da çok örnek verdim. Günümüz haricileri, neo-selefileri yani maskeli vehhabiler aynı taktiği uygulamaya devam ediyor. Müşrikler hakkında inen Müslüman tasavvuf ehlinin o haliyle, sözüyle alakası olmayan ayeti sanki ona uyuyormuş gibi sunuyorlar. Gerçek tevhid ehli, müvahhid Müslümanlara kabirperest iftirası ediyorlar. Mesela bakın böyle türbeleri ziyaret eden hoca efendilerin resimlerini alıyorlar ve şu ayeti koyuyorlar. Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek, icabet edemeyecek olana dua edenden daha sapık kim vardır? O yalvardıkları şey onların duasını da işitmez. Şimdi yalan ve iftiralarını tek tek çürütelim arkadaşlar. Bu gibi ayetler Allah'ı bırakıp da puta veya tapınılan herhangi bir şeye dua edildiğini anlatıyor. O puta veya taptığı şeye dua eden kişi ne bekliyor? Ayette diyor ya kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek. Cevap vermek, icabet etmek nedir? Allahu Teala buyuruyor ki: "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin, icabet edeyim. Yani kabul edeyim, gerçekleştireyim. Taptığı şeye dua edenler taptığı şeyin duasını gerçekleştireceğine, yaratacağına inanıyorlar. Allahu Teala buyuruyor ki: "Hel min halikin gayrullah?" Allah'tan başka yaratıcı mı var? Yani kısaca taptıkları şeye dua edenler onların bu duaya icabet edip yaratacağına inanıyorlar. Allahu Teala da onlar size kıyamete kadar cevap veremez. Yani duymaz ve yaratamaz buyuruyor. Sonraki ayette de onların ibadet edilen putlar olduğu açıkça ifade ediliyor. İnsanlar toplanınca onlar kendilerine düşman olacak ve ibadetlerini de inkar edecekler. Peki bu hoca efendi veya salih bir zatın türbesine giden herhangi bir Müslüman ne yapıyor? Önce ruhu için Fatiha okuyor, hediye ediyor. Allah'a o yatan için dua ediyor. İnsan taptığı bir varlık için Allah'a dua eder mi? Yani buna rahmet eyle, makamını âli eyle der mi? Sonra da ya Rabbi burada yatan zatın hürmetine beni affet veya şu ihtiyacımı gider diye dua ediyor. E kime dua ediyor? Allah'a dua ediyor, Allah'a yakarıyor. Bu gerçeği bu iftiracılar biliyor mu? Vallahi biliyor. Bildikleri halde sırf tasavvuf ehlini şirk içinde göstermek için böyle söylemlerin içine giriyorlar. Bildikleri halde sapıyorlar ve saptırıyorlar. Cumhuriyetten sonra insanları cahil bırakmışlar. Türk filmlerinde türbelere gidip mum yakmalar, para atmalar gibi şeyleri millete empoze etmişler. Bununla mücadele etsene. Ama yok, mücadelesi tasavvuf ehliyle. Yanlışla mücadele etmiyor, yanlışı dile getirmiyor. Doğruyu yanlış gösterip onunla savaşa giriyor. Peki tevessül, yani bir canlı veya ölmüş salih kulun hürmetine istemek caiz mi? Bu defalarca anlatıldı. Resulullah'tan, sahabeden, seleften nakiller yapıldı. Her yerde bulabilirsiniz. Benim de videom var, bakabilirsiniz. Ama işlerine gelmiyor. Bana ne Ahmet bin Hanbel'den diyorlar. İşlerine gelmeyince Resulullah sahabeyi takmıyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile bunu yapmıştır. Kendisini de büyüten Hazreti Ali radıyallahu anh'ın annesi Fatıma'yı kabre koyup "Ey dirilten ve öldüren, kendisi hiç ölmeyen ve her zaman diri olan Allah'ım, anam Esed kızı Fatıma'yı bağışla, peygamberinin ve benden önceki peygamberler hürmeti için onun mezarını genişlet. Çünkü sen acıyanların en merhametlisisin" diye dua etmiştir. Hem kendisini hem diğer peygamberleri duasına aracı kılmıştır. Tevessül etmiştir. Ne kadar anlatılsa da yazılsa da anlamıyorlar. Dolayısıyla tasavvuf ehli bunların iftiralarından beridir. Siz bu iftirayı anlatan gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki bunlar günümüz haricileri, naylon selefiler yani vehhabilerdir. Şerlerinden Allahu Teala'ya sığınırız.